Bir zamanlar Rusların ve Ukraynalıların birbirine en yakın iki kardeş halk olduğundan bahsedilirdi. Sovyetlerin yıkılmasından sonra durum değişti. Özellikle Batı'nın da aktif bir aktörü olduğu 2004 Turuncu Devrimi ile birlikte işler iyice karıştı ve kardeşler düşman oldu. 2014 Mart'ında Rusya o tarihe kadar Ukrayna'ya ait olan Kırım'ı kendi topraklarına kattı. Ukrayna'nın doğusunda Rus nüfusun çoğunlukta olduğu Donetsk ve Luhansk'ta iki cumhuriyet ilan edildi ve o bölgelerde birkaç yıldır süren ve hala bitmeyen savaş en az 10 bin kişinin hayatına mal oldu. Rusya ve Ukrayna arasındaki son kriz ise geçen pazar günü 3 Ukrayna gemisinin Kerç Boğazı'ndan geçişi sırasında Rusya'nın karasularının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı müdahale ile yeniden alevlendi. Rus tarafının açtığı ateş sonucu 6 Ukraynalı yaralandı ve Ukraynalı mürettebatın Rus mahkemelerinde yargılanacağı duyuruldu. Hem Moskova'dan hem de Kiev'den tehditkar açıklamalar yükseldi. Ukrayna yönetimi olağanüstü durum ilan etti. İki ülke orduları da savaşa hazır durumda bekliyor. Peki savaş çıkar mı? kesin bir şey söylemek zor. Ama Ukrayna ile Rusya arasında gerçek bir savaş çıkması hem Moskova'nın hem de Kiev'in pek işine gelmez. Bununla birlikte kimilerine göre sınırlı bir çatışma ortamı ya da kontrol edilebilir bir savaşın kontrol edilebilirse eğer tabi son zamanlarda reytingi düşen iki lider açısından da yani Putin açısından da Poroshenko açısından da siyasi bir getirisi olabilir. Ukrayna'da 31 Mart'ta devlet başkanlığı seçimleri yapılacak. Ancak ne olursa olsun Ukrayna'nın Rusya Silahlı Kuvvetleri karşısında dayanacak gücü yok. Peki Batı Kiev'e arka çıkar mı? Batı zaten yıllardır Ukrayna'yı destekliyor ve Kırım'ın ilhakı sonrasında Rusya'ya giderek büyüyen ekonomik yaptırımlar uyguluyor. Ama askeri bir çatışmada batılı ülkeler Rusya'nın karşısına çıkar mı hiç sanmam. Ukrayna bitmek tükenmez sorunlarıyla ve talepleriyle son yıllarda Batı'yı iyice bıktırmışa benziyor. Ayrıca Rusya ile Batı'nın arası zaten epeyce gerildi. Rusya yaptırımların ve Suriye'deki gelişmelerin de etkisiyle artık Batı ne der diye düşünmüyor pek. Gerginlik daha da büyürse Rusya ile Ukrayna karşı karşıya gelebilir ve bu kapışmanın sonucunu tahmin etmek de zor değil. Herhalde iki ülke yönetimi de durumu çok ileri aşamaya gelmeden iç politik meyvelerini de toplayarak kontrol etmek isterler. Tabi bir kaza çıkmazsa. Bu arada Karadeniz'deki gerginlik tam da Rusya'dan Türkiye'ye uzanan Türk akımı doğalgaz hattının deniz kısmının tamamlanması ve bununla ilgili bir tören düzenlenmesi sonucuna denk geldi. Bunun Ukrayna ile ne ilgisi var derseniz, Türk akımı 12-13 ay sonra tamamlandığında Rusya Türkiye'ye ve Avrupalı ülkelere gaz satmak için Ukrayna'dan transit geçiş yapmaya mecbur kalmayacak, onu aradan çıkaracak. Zaten ekonomik olarak ciddi sıkıntılar yaşayan Ukrayna'nın zararı bu transit gelirini kaybetmesiyle birlikte daha da artacak. Ama elbette bundan yola çıkarak Rusya ile Ukrayna'nın Türk akımı yüzünden savaşın eşiğine geldiğini söylemek de doğru olmaz. Peki iki ülkeye de diyalog çağrısında bulunan Ankara, Moskova ile Kiev arasında ara bulucu olabilir mi? Belki ama bu çok kolay değil. Çünkü Erdoğan'la Putin arasında güçlendirilmeye çalışılan Türk-Rus ilişkilerinin zayıf yanlarından biri de Ukrayna'ya karşı tavır. Türkiye Kırım'ın ilhakına Batı'yla birlikte ama ondan daha kısık bir sesle karşı çıkıyor ancak Moskova zaman zaman hem bundan hem de Türkiye'nin Kırım Tatarlarına yönelik ilgisinden rahatsız olduğunu hissettiriyor. Batılı başkentlerden ve NATO'dan yapılan açıklamalar da genellikle tarafları uzlaştırmaktan çok ateşe benzin dökmeye benziyor. Çünkü Sovyetlerin dağılmasından bu yana Batı bu ateşte ellerini ovuşturuyor. Ancak bölgemizin iki önemli ülkesi arasında savaş tehlikesinin kısa sürede bertaraf edilmesi gerek. Çünkü zaten Orta Doğu barut fıçısına döndü. Bir de Karadeniz bölgesinde çıkacak savaşın hiçbir ülkeye yararı olmaz.